Peki gelelim fıtığa. Fıtık da çağımızın hastalıklarından biri. Hemen hemen herkeste kimle konuşsak bir yerlerinde fıtık mutlaka var. Fıtık nedir? Fıtık da aslında yine duruş bozukluğu yatar çoğunun temelinde. Altında. Tabii ki travmaya bağlı ya da doğuştan bir takım problemlere bağlı sekonder olarak da ikincil olarak da yine fıtık gelişebilir. Tabii çok insanda var, pek çoğumuz duyuyoruz. Evet. Çoğu insan da bilmez fıtığın ne olduğunu. Şimdi gider doktor fıtık, aa fıtık olmuşum ama ne? Okay, fıtık ne? Fıtık Evet, ne? aynen. Şimdi bizim omurlarımızın arasında disk dediğimiz bir takım yapılar var. Disklerin arasında da ufak çekirdek, öyle izah edeyim, çekirdeklerimiz var. Bu nükleusun, çekirdeğin herhangi bir nedenden dolayı o diskin dışına doğru yavaş yavaş hareket Taşması. etmesi, taşması ve arkada sinirlere bası yapar duruma gelmesi fıtığın dereceleri itibariyle genel anlamda fıtık denebilir. Peki nasıl anlayacağız fıtık olduğumuzu? Yani şimdi ekran başında izleyicilerimiz var. Hani belki problemler yaşıyorlar ama ilk başta böyle en kolay yoluyla nasıl anlayabiliriz? Nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi ben fıtığım, kimse teşhisini koyamaz. Koyamaz. Ama ne olur? Tabii ki belirtileri var. Örneğin boyun fıtığında kişi muhakkak boyun bölgesinde ağrı hissedecek, fonksiyon kaybı hissedecek. İşte boynunu tek başına belki taşıyamayacak, sağa biraz daha eğecek, sola biraz daha eğecek. Yahut şimdi boyun daha da ileri derecedeyse o fıtık, boyun bölgesinde arkada sinirler var. O fıtık sinirlere bası yapar hale gelmişse, sinirin uyardığı diğer kaslar, işte omuz bölgesindeki kaslar, kol bölgesindeki kaslar artık daha az çalışır hale gelir. Ne demek bu? Şimdi şu bardağı kaldırırken daha zorlanarak kaldırmak, kaldıramamak, kaldırdığı anda düşürmek gibi durumlarla da kişi karşı karşıya kalabilir. Duyarsızlaşabiliyor yani. Fonksiyonda azalma olur. Bunlar varsa zaten muhakkak doktora gidecek. Bizim zaten insanımızın en büyük problemi kendi kendine doktor olması ne yazık ki. Mutlaka uzman görmek ama, gerek. Ama ah bu şundandır demeyip ya ben neyim var hemen doktora gidin, doktor söylesin. Doktorun söylemesi gerekir. En doğrusu. Peki fıtık nasıl tedavi edilir? Yani fizik tedavi fıtık için bir çözüm müdür? Tabii ki. Özellikle erken evrelerde uygulanan bir takım komponentleri var yani hastanelerde İşte o yüzden erken Tabii evre ki. Çok önemli. Kendinizi dinleyip teşhis koymayın. Tabii. Bir doktora görünün. Son nokta yani yumurta kapıya dayanmayacak. Tabii. Dayanmadan muhakkak Aynen. gitmek Neredeyse gerekiyor. Aynen. Neredeyse yürüyemeyecek hale gelir gerek bir yok, faydası gerek olmuyor yok. Tabii. Önceden gidildiğinde o fizik tedavi ünitelerinde uygulanan bir takım komponentler var. Onlar sayesinde o bölgede bir yeni bir kanlanma, bir iyileşme tabii ki oluşuyor. Bunun haricinde ne yazık ki fizik tedaviyle 15 günlük ya da 20 günlük ya da 30 günlük kürler bir nebze sizin ağrınızı azaltacaktır. Biraz fonksiyonlarınızın yerine gelmesini sağlayacaktır. Yeterli mi? Değil. Bu süreç bittikten sonra fıtığa ne neden olduysa kişi hayatına bir bakmalı. Acaba çok mu yoğun çalışıyorum, çok mu zorluyorum kendimi, peki, ne yapıyorum? Fıtığın ne neden olur peki? Duruş olarak. Bozukluğundan olabilir. İşte onun dışında herhangi bir travma geçirmiştir. Bir operasyon bir kaldırma, geçirmiştir. Ona kalkma. Sekonder geçmiş. Tabii ki ağırlık kaldırmıştır. Ama şu dönemde, şu çağda gerçekten en çok teknolojik aparatların kullanımı bu tarz şeylere neden oluyor ve çocuklukta başlıyor. Eskiden bu çocuklarda yoktu o kadar. Tabii. Şimdi yani, çocuklar tablet, telefon, bilgisayarda oldukları için hep onlarda duruş bozukluğu daha başlıyor. Daha fazla zaten. Oluyor ve ileride farklı hastalıklara zemin hazırlamış oluyorlar. Peki fıtığı olanların yaptığı yanlışlar neler? Yani mesela hani fıtığı olduğunu öğrenmiş, tedavisini olmuş, olmaya çalışıyor. Belki ameliyat bile olmuş. Tekrarlayabiliyor da çünkü benim tabii bildiğim ki, kadarıyla. Tabii ki tekrarlar. Neyi yanlış yapıyorlar? Şimdi kişi herhangi bir ağrı, sızı vesaire ya da işte şikayetli hastaneye gittiğinde kendisine fıtık var. Teşhisi kondu diyelim. Bundan sonra bir fizik tedavi süreci başlıyor. Fizik tedavi süreci başlıyor. Kişi 15 gün, 20 gün az önce söylediğim gibi 30 gün her ne kadar ise doktorun öngördüğü rakam. Burada tedavisini alıyor. Ama tedavi bittikten sonra ah ne güzel ağrım geçti, ah ne güzel artık bir şeyim yok, benim fıtığım geçti diyerek eski hayatına geri dönüyor ve boynunu yine artık hor kullanmaya öyle izah başlıyor. Edeyim. Başlıyor. Bu çok yanlış çünkü ağrının geçmesi olayın çözüldüğü anlamına gelmez. Ağrının geçmesi sizin olayla ilgili semptomu bastırdığınız anlamına gelir, baskıladığınız anlamına gelir. Kaldı ki artık ağrıyı hissetmediği için...
Daha da üstüne gidiyor. İşte. Dolayısıyla tamam ağrı geçsin. Bunda hemfikirim ama ağrı geçtikten sonra boyun kasları kuvvetlendirilecek, sırt kasları kuvvetlendirecek, kilosu varsa kiloyu verecek. Hı hı. Duruşuyla ilgili ergoterapik bir düzenleme yapılması gerekiyorsa, iş yerinde işte bilgisayarın döşenmesi, mouse kullanımı vesaire bunları yapacak. Hayatına çeki düzen verecek. Ya zaten ameliyat olduktan sonra da fıtık ameliyatı geçirmiş bir kişi yine fizik tedaviye geliyor. Tabii bu sefer de çünkü ameliyattan sonra o kaslar yine zayıflıyor. Tabii ki o kasların kuvvetlenmesi ya da iyileşme sürecinin artması gerekiyor. Ama diyelim ki o bölgeyi temizledi doktor. Hı hı. Bir alt segmentte ya da bir üst segmentte yine fıtık çıkabilir. Olabiliyor. Yani dolayısıyla burada kişinin hayatına esasında bakması değiştirmesi lazım. Değiştirmesi gerekiyor. Tabii. Peki oturduğu yerde neler yapabilir mesela? Yani eğer bir ofiste çalışıyorsa. Tabii şey çok önemli. Oturduğu yer bir kere ayakları yere basan bir sandalyesi olacak. Kolçakları olması çok önemli. Hı hı. Tam 90 derecelik açıları sağlayabilmesi için. Hı. Yani gövde ve uyluk 90 derece, işte uyluk kasları ve bacak kasları 90 dereceyi sağlayacak. Hı hı. Ayak tamamen yere basacak. Dik duruşu sağlayabilmek için belki sandalyenin arkasında bir sırt aparatı olur. Olabilir. Onu kullanabilir. Bilgisayar muhakkak göz hizasında olacak, kamerası ve mouse kullanımı çoğu kişi buna dikkat etmez. Şu şekilde biraz daha el bileğini içeri ya da dışarı çevirerek kullanır. Muhakkak düz olacak. Çünkü düz sizin olacak. Böyle olmayacak. Tabii ki. Çünkü neden? El bileğini çevirdiğinizde bakın kol nereye gidiyor? Dışarı. Dışarı doğru gidiyor. Bunlar ayrı yapılar değil. Hmm. Biri bir yeri nereye çevirirsen diğerleri takip eder. Hmm. Dolayısıyla düz tutması gerekir. Ve muhakkak saat başı bir takım egzersizler yapacak. Çünkü nereye kadar oturabilirsin sabit biçimde. Doğru. Yani 8 saat işte kalıyorsa insan o 90 derecede zaten oturamayacak. Muhakkak, hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki. İşte değil mi? Boyun egzersizleri yapabilir oturduğu yerde. Biraz sağa çevirebilir, sola. Arada yürüyecek, kalkacak çok önemli. Bunları hiç konuşmamıştık. Bu konuyu daha önce çok konuştuk ama böyle hani mouse kullanımı falan bana enteresan önemli. Geldi. Doğru. Her saat başı da hareket etmesi gerekiyor. Muhakkak yani hiç değilse 10 tekrar hareketler yapması lazım. Çünkü siz sabit bir biçimde uzun süre durduğunuzda kaslarınızda bir spazm oluşur. Yani bir gerginlik oluşur. Onu açmak gerekiyor. Kas gergin olursa içinden geçen damarlar sıkışır, kanı tam pompalayamaz. Kanla da oksijen taşınır. Dolayısıyla siz kaslarınızdan, hücrelerinizden oksijeni almış oluyorsunuz. Şart. Şimdi kısa bir aramız var, sonra tekrar burada olacağız.